Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü projemizi yoğurt kovasıyla yapacağız. İki farklı proje yapacağız. Bakalım en çok hangisini beğeneceksiniz? Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu sayede bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Öncelikle yoğurt kovasını ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Sonrasında ilk projemde parça kumaşları değerlendirmek istiyorum. Daha öncesinde kullanmış olduğunuz kumaşların yan tarafında kalan, yani kullanılmayacak şekilde az olan ve biçimsiz olan kumaşlarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şerit halinde kesiyorum. Evet arkadaşlar, üst taraftaki kısmını da çıkardım. Güzelce düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi diğer parçanın taban kısmı var, fakat bu parçanın taban kısmı olmadığından dolayı şerit halinde kesmiş olduğum kumaşları gösterdiğim biçimde yapıştırıyorum. Tamamını sardım. Şimdi de uygun ölçülerde bir yuvarlak karton kestim. Ve yine parça kumaşları iki tarafına da yapıştırarak taban kısmını oluşturuyorum. Küçük bir sepet yapıyorum arkadaşlar. Bunun için de bakır tel kullanmayı tercih ettim. Bakır tele istediğim şekli veriyorum ve içerisinden boncuk geçireceğim. Normalde yoğurt kovasının kendi sapını da kullanabilirsiniz. Kumaşla ya da kurdeleyle sararak yapıştırabilirsiniz. Ama ben boncuk geçirmek istediğimden dolayı bakır tel tercih ettim.
kenardaki bakır teninin gözükmemesi için hem de daha sağlam olması açısından ince şerit şeklinde bir dantel yapıştırıyorum ve projemi bitirmiş oluyorum. Çocuklarının çok seveceği güzel ufak bir sepet oldu arkadaşlar. Tokalarını, ojelerini, herhangi malzemelerini koyabilirler. Ben çok beğendim. Şimdi ikinci projemizle devam edelim. Gördüğünüz gibi bu parçanın taban kısmı var. Bu yüzden içerisine yuvarlak bir parça kesiyorum. Bu videomda kolay projeler yapmaya çalıştım. Siz de çocuklarınızla birlikte yapabilirsiniz ve az malzemeli, elinizde olan artık malzemelerle değerlendirebilirsiniz. Yine kenar kısmını parça kumaşımla devam ediyorum kaplamaya. Sepetin dış tarafı için eva kullanacağım. Bu evaları değişik gördüğümden dolayı almıştım. Bir yerde kullanırım diye düşünmüştüm. Bakıyorum yapışkanlı mı diye, değilmiş. Normal silikonla yapıştırıyorum. Değişik bir hava kattığını düşünüyorum. Hasır bir şeritle ağız kısmını geçerek düzeltiyorum. İnce bir kordon iple hem alt tarafında geçiş yapacağım hem de sepete ufak tutma yerleri yapacağım arkadaşlar. Aynı şekilde kız çocukları bu sepeti de çok sevecektir. Ben de bayıldım doğrusu. Ben de çok sevdim. İçerisine bu şekilde makyaj malzemeleri, ojeler, tokalar vesaire koyabilirsiniz. Umarım yoğurt kovasından yapmış olduğum iki tane küçük sepetimi sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.